Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu videomda sizler için ağız sütü yani kolostrum nedir? Nasıl yapılır? Nasıl pişirilir? Bunu paylaşacağım. Kolostrum yani ağız sütü oldukça şifalı bir besindir, süttür. Süt türevidir. İneklerin yavruları için üretmiş olduğu şifa deposu ve anti-aging yapısının oldukça yüksek olduğu bir süt içeriğidir. Şimdi bu videomda nasıl yapılır bunu göreceğiz. Hep beraber sonuna kadar videomu izlemenizi öneririm. Tenceremizi ocağımıza alalım. Fazla yüksek ateş olmaması gerekiyor. Bu diğer sütler gibi değil. Yani süt olarak içilmiyor. Şu anki bu videomdaki süt olarak içilmeyecek. Sadece farklı bir oluşum olacak. Zaten katılaşacak birazdan göreceksiniz. Ağız sütü ne işe yarar? Faydaları nelerdir? Ve videomun açıklama kısmında bulabilirsiniz detaylı bilgiyi. Orta ateşte, çok yüksek ateşte pişirmeyeceğiz bunu. Orta ateşte pişirmeye alıyoruz ama başında beklememiz gerekiyor ki çünkü hemen katılaşabilir. Bu kolostrum yani ağız sütü büyüme hormonu açısından oldukça kuvvetlidir. Büyüme hormonu, büyüme sıkıntısı çeken çocuklarınız varsa mutlaka bunun tüketmesine özen gösterin. Hatta yaşlılarımız ve bunu da tüketirse gerçekten şifa deposudur. Sütümüzü ara ara mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Çünkü dibine tutmaması için. Çok yoğun bir kıvamı var zaten. Çok oldukça sarı bir renkte. Şifa deposu. Dibine tutmaya başladı. Mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Aynı şey gibi muhallebi yaptığımızda dibi tutar ya. Sürekli karıştırmamız gerekiyor. Koyulaştı bile kıvamı. Oldukça yoğun kıvam. Mutlaka karıştırmamız gerekiyor. Dibine tutmaması için çok dikkat edin. İçerisine bir çay kaşığı kadar kaya tuzu ekliyorum. Mutlaka dikkatli karıştırın. Ağız sütümüz kaynadı. Artık böyle 1-2 dakika kaynattım yavaş kısık ateşte. Artık altını kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi ancak bu kıvam olur. Şu kıvamdadır. Bundan fazla daha katılaşmaz. İçerisine bir şey eklememize gerek yok. Şöyle isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Ama ben bunu bu şekilde değil de kahvaltılık olarak tüketmeyi tercih ediyorum. Şimdi bunun biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra süzme işlemine geçeceğim. 15 dakika beklettim. Şöyle süzmeye alıyorum. Bu şekilde de yenilebilir ama ben kahvaltılık olarak tüketmeyi daha çok tercih ediyorum. Şunların hepsini boşaltalım. Aynı bu lor çekerek gibi bir durum oluyor. İyice boşaltacağım ben. Bu şekilde yavaş bir süzülmesini bekliyoruz. Şöyle. Kendi haline yavaş yavaş süzülecek.
Bırakacağım. Kendi halinde yine süzülmeye devam edecek. Şu an süzüldü. Yeteri kadar. Gördünüz. Bu suyu asla atmıyoruz. Ben bunu daha önce krep yapmıştım çocuklarıma sabah kahvaltısına. Siz de ekmeklerinize koyabilirsiniz. Ekmek yaparken hamur işlerini ekleyebilirsiniz. Mutlaka tüketilmesi gereken sağlıklı ve şifa deposu bir oluşumdur. Şöyle ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şöyle benim daha önceki yapmış olduğum ağız sütümle yapmış olduğum oluşumu paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi içerisine kekik atmıştım. Bizler Hataylılar kekiği oldukça çok severiz. Yani bu oluşuma kekik attım. Bunlarla börekler yapabiliriz. Lahmacun gibi otur biberle ekmek yapabiliriz. Çok çeşitli değerlendirmeyi düşünüyorum. Kekik attım çünkü kekik hem koruyucu özelliğe sahiptir. Bunu isterseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Şöyle şunları ziyan etmeyelim çünkü bunlar çok 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 değerlidir. Çok az bulunur. Bir inekte ortalama 5-10 kilo kadar çıkıyor bu ağız sütü doğum yaptıktan sonra. İçerisine biraz çörek otu eklemeyi düşünüyorum ben bu kez. Çünkü daha öncekine kekik ekledim. Bunu isterseniz hiç eklemeyebilirsiniz de tabii ki. Ama bu tür karışımları çok seviyorum gerçekten. Şimdi bu sefer de çörek otu ekledim. Bunu karıştırabilirsiniz. Hem koruyucu özelliğe sahip kekikli ve çörek otlu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde umarım videom faydalı olmuştur. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Muhteşem tariflerim sizleri bekliyor olacak. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum ve arkadaşlarınızla da paylaşın tariflerimi. Onlar da şifalansın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. İnşallah. Hoşça kalın.